Ba'zan atrofimizga e'tibor berganimizda Alloh taoloning ulkan haybatini his qilamiz. Qarang, tog'u toshlar, jonzotlar, o'simliklar dunyosi, osmonu falak, quyosh yoki yomg'ir. Bularning barchasi insonlar uchun berib qo'yilmaganmi? Yer yuzidagi jamiki mavjudotlar inson xizmatida emasmi? Biz insonlar uchun ato etilgan ne'matlarning shukronasi sifatida insonlar yer yuzida tinch, ahillik bilan hayot kechirishlari uchun emasmi? E'tibor bering. Alloh taolo Qur'oni Karimda dar haqiqat biz odam farzandlarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlik va dengizga, ot ulov va kemalarga mindirib qo'ydik. Hamda ularga pok narsalardan rizq berdik. Va ularni o'zimiz yaratgan ko'p jonzotlardan afzal qilib qo'ydik. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga hamd bo'lsin. Shukronalarimiz bo'lsin. Buncha olamni munavvar etib, sizga bizga buncha ne'matlarni ato etib, aql, iymon, islom, tinch vatan, bundoq sharoit. Allohim tabaraka va taolo oyatlarida tafakkur qilishni buyuradi va taklif etadi. Zero tafakkur Alloh taboraka va taoloning qudratlarini eslatadi. Uni buyukligini anglatadi. Xo'sh. Alloh taboraka va taolo sizga bizga o'zini namoyish etib, uning amri, farmoni, talabi nima edi? Shukr keltirish emasmidi? Allohga hamd etish emasmidi? Unga itoat etish emasmidi? Yohud qaytariqlardan qaytish emasmidi? Inson, odam, mo'min, musulmon bo'lib yashash emasmidi? Siz biz insonni yaratgan Allohim bizni mukarram, aziz ekanimizni e'lon qilmoqda. Shu bilan bir qatorda pokiza ne'matlardan tanovvul etib, Alloh taboraka va taoloni berayotgan ne'matlarni tafakkur etib unga shukr etishga buyurmoqda. Shukr qaysi? Bugun kelinglar, oqibat haqida suhbat bo'ladi. Azizlar, oqibatni eng yuqorisi, eng ulug'i va eng asosiysi, birinchisi bu siylai rahm hisoblanar ekan. Kim Allohning farmoniga itoat etaman desa siylai rahm qiladi. Kim Allohga yoqaman desa siylai rahm qiladi. Savob topaman desa siylai rahm qiladi. Agar Allohim uni bandam desa siylai rahm qiladi. Hikoyani eshiting. Misrda bir qutbuz zamon yashagan ekanlar. Qutbuz zamon deganlari butun dunyodagi olim ulamolarni o'sha zamonlardagi eng zabardastlarni qutubi, ya'ni ustozi. Bu kishini ming-minglab shogirdlari bor, muridlari bor. Bu kishini hamma shogirdlar taftish etishar ekan. Ustozimiz qanday qilib qutib bo'lib qolganlar? Bu hammani o'ylantirar ekan. Hamma uchun qiziq ekan.
Şagirdler korseler, ustazları hemen katarı ibadet kılar. Buradan bir acire fark kıladigen cöyleri yok. Aylar, yıllar otuptu. Bir gün Hazret, kutup, vasiyet etiptiler. Ahbablar deyiptiler. Muridler geçinlikle müracaat kılınırken, ahbablar. Dünyaya kegen kişi ketmaqdır ahirge işi. Yani, tuğulgan adam öledi. Demek menem ölemen. Vasiyetimni eşitin. Menden kegen ibadetini susaytırmayın. Menden kegen Hazreti Resulullah'ın sünnetlerden mahkem durun. Birbirinizde akıbetiniz, mehriniz kaçmasın. Alakalarını üzmeyin. Menden razı olun, braderler. Deseler, müritler, şagirdler. Ustaz, sizden razımız. Sizge koşulup biz din örgendik. Adab örgendik. Adamilikini örgendik. Doğrulukunu, ilimini örgendik. Sizden biz razımız. Siz razı olun ustaz bizden. Fakat tahsir bir nersene eğitip geteyim. Kandayı kılıp Allah'a tebarek ve teala sizge bu mertebeni verdik o. Neme sebebiden erişken siz. Şunu eğitin tahsir. Şimdi Hazret Kutup çukur oyge tefakkurge talıptılar. Bir az oyle uyakka biyakka karab özleri yatadigen hücrege işare kıptılar. Korsatıptılar hücrenin hanını. Hemen müritler, şagirdler ustadını hanelerde neme bari iken deyip yaparılıp kırışsa hanede bir cinni ayol bilen cinni erkek ak yuup ak terelgen zincirbend oturur idi. Ya ustaz, bu kim bu ayol? Bu cinni erkek kim? Mana o cinni ayol meni singlim. Mana o cinni erkek meni ukam. Otamdan, onamdan şu ikkita cinni meros bo'lgan. Menga qolgan. Bir umr shularni oq yuvib oq taradim. Agar Allohim qabul qilgan bo'lsa shu ishni qabul qilgan deb javob bergan ekanlar. Azizlar, kim Allohni topaman desa, ulug' bo'laman desa, siylayi rahmni orqasidan ulug' bo'lar ekan. Siylayi rahmni, oqibatni unutmaylik. Bu zarur ekan. Bu kerak ekan. Buni orqasidan ibodatlar qabul ekan. Buni orqasidan barakotlar ustimizga yog'ilar ekan. Buni orqasidan gunohlarimiz kechirilar ekan. Mana shuni Allohim sevar ekan. Bugungi kunda bu mavzu nihoyatda dolzarb hisoblanadi. Allohim siylayi rahim qilgan bilan bog'lanaman, uzilgan bilan uzilaman deydi. Bizchi biz Latta-puttani orqasidan, dunyoni orqasidan, bu sinoatni orqasidan siylayi rahmni uzib qo'ymayaptimi? Xudoy tabaraka va taoloning rahmatidan uzoqda bo'lib qolmayaptimi? Namozni, zakotni, ro'zani, hajni, boshqa ibodatlarni nima uchun qilamiz, agar uni Alloh ijobat etmasa? Azizlar, siylayi rahm bilan ibodatlar ijobat ekan. Siylayi rahim bilen, sizdeki, bizdeki fayzı barakat eken, siylayi rahim bilen, cemiyetteki tinçlik eken. Oylap koreyin, tafakkur koreyin. Siylayi rahim kılış için ne mi gerek ozu? Mablağ gerek mi? İmkaniyet gerek mi? Mansab yoki mertebe gerek mi? Siylayi rahim kılış için itibar gerek, niyet gerek. Mümkün onu mablağlar orqalik hosil qilarmasan. Lekin ke jigar, aka, uka, opa singli bag'rimda tur. Billa turib otamizni, onamizni duo qilaylik. Mana shunisi savob ekan. Mana shunisi kerak ekan. Allohim siylayi rahmdek ulug'
Farmoningni bajarishni barchaga nasib qilgin. Uni uzishlikdan barchamizni asragin. Va sizdan bizdan ibodatlar duolarini Allohim qabul aylasin.